Sana bir mektup geldi, avukatla yolluyorum. Bana mı geldi? Emin misin? Senin adresini kim bilebilir ki? Ben de anlamadım. Nasılsın? İyidir vallahi. Bildiğin gibi işte. Herkes hazır Erol'cum. Seni dinliyoruz. Bugün avukatla görüştüm. Bu durumdan kurtulmanın yollarını aradım. Bir tek çözüm görünüyor. Bu kadına yeniden bir teklif götürmek, hisseleri geri almaya çalışmak. Babacığım, bunu daha önce teklif etmiştik. Biliyorum. Ama anlamadığım şey şu. Şirketin durumu zaten kötü. Neden hisseleri bu kadar istiyor? Belki düştüğümüz zor durumdan yararlanmak istiyor. Evet. Satış için iyi bir pazarlık ortamı şimdi. Bizi köşeye sıkıştırdı. Nasıl bu kadar çaresiz kalınıyor bu kadının karşısında anlamıyorum. Çünkü bilmediğimiz bir dilden konuşuyor. Kadın resmen yeraltı dünyasından. Baba bak, sakın öyle tek başına falan gideyim deme. Bana söz ver, tamam mı? Tamam, seninle gideriz. Sen beni korursun. Evet, durum bu. Çok yakında elimizdeki her şey satışa çıkacak. Haberiniz olsun istedim. Her şey mi? Bu ev? Bu evde. Bu evi en sona bırakırız. Bu arada kendimiz için bir çözüm düşünürüz. Merhaba. Ben Nalan Sezgin. 15 yıl önce evden ayrılan ve bir daha haber alamadığım babamı arıyorum. Sağ olduğunu öğrendim. Ama kendisine ulaşamadım. Bu isim altında bulduğum bütün adresleri yazdım. Onu buluncaya kadar pes etmeyeceğim. Eğer siz doğru kişiyseniz lütfen aşağıdaki adres veya telefonla bağlantı kurun. Öyle ne okuyorsun Emin? Yoksa aşk mektubu mu? Ömer, ne yapıyorsun? Eşyalarımı topluyorum. Artık burada kalamam. Nerede kalacaksın peki? Bilmiyorum. Ben ne olacağım? Beni düşündün mü? Sen burada kalmalısın Elif. İyi bir çözüm bulacağınıma gelirsin ama şimdi rahat olman lazım. Orada burada sürünmen iyi değil. Neden gitmen gerekiyor anlamıyorum. Kimsenin yüzüne bakamıyorum Elif. Çok utanıyorum. Babam bana yumruk atsa, yüzüme tükürse daha iyi. Hiç sesini çıkarmıyor. Durumu kurtarmaya çabalıyor. Bunları göreceğimi ölsem daha iyiydi. Onun o tükenmiş hali içime nasıl dokunuyor bilemezsin. Ben ne yaptım ya? Ben ne yaptım? Ben de seninle geliyorum. Elif. Ben de seninle geliyorum Ömer. Handan Hanım, yemek hazır. Peki. Hadi Erol, yemek hazır. Ben bir şey yemeyeceğim Handan. Olur mu Erol? Bütün gün aç dolaştın. Yemeyeceğim Handan. Israr etme, olur mu? Ne oluyor çocuklar? Nereye gidiyorsunuz? Ben hepinizden özür dilemek istiyorum. Saçma oldu böyle ama ne diyeceğimi bilemedim. Keşke her şeyi geri çevirme imkanım olsaydı. Sizi bu duruma düşürmekten ölmeyi tercih ederdim.
Her şeyi yüzüme gözüme bulaştırdım. Sanırım bir süre başka bir yerde kalmam hepimiz için iyi olacak. Karım da benimle birlikte gelmek istedi. Başka yerde kalmanız neyi çözecek Ömer? Kararım kesin anne. Hoşçakalın. Haberleşiriz. Ömer sen kaçıyorsun. Filiz. Babamın yüzüne bakamıyorum. Bunu atlatacağız göreceksin. Nasıl? Bilmiyorum. Ama elimden ne geliyorsa yapacağım. Hatta elimden gelenin fazlasını. Nerede kaldığımızı haber veririm. Erol! Baba! Allah'ım yarabbim yine mi? Baba! Erol! Ay Allah. Babacığım! Erol bir şey söyle. İşte Refik'in tarif ettiği kapı. Hazır mıyız? Hazırız abi. Hazırız abi. Sen burada bekleyeceksin Yılmaz. Ama abi biz... Burada kalacaksın. Niye geldim o zaman? İzin ver geleyim. Yılmaz, bu mahalle kavgası değil. Burada kalman hepimiz için daha emniyetli. Bir terslik olursa dışarıda birinin bulunması her zaman iyi. Bu senin bilmediğin bir dünya Yılmaz. İçeri girmemiz bile kumar. Sen kumar oynamayı biliyor musun? Hayır. O zaman bırak bilenler oynasın. Dikkat et Aynalı. Merak etme Yılmaz. Nasıl? Bu ziyaretinizi neye borçluyuz acaba? Seninle görülecek küçük bir hesabımız var Hacı Hüseyin Bey. Ama burada hiç kimse istemiyor. Güzel. Ne zamandır paslanmıştı. Halis. Misafirlerimize bu gece erken kapatacağımızı söyle. Meral Hanım eğer bunu... Sana ne diyorsam onu ya. Boşaltıyoruz bunu. Peki efendim. Bu akşam. Rahim bitmemiş. Neyse. Bir yerde. Hadi. İyi geceler. Özür dilerim. Çok güzel kent kapatmak zorundayız. Teşekkür ederim. Neden sebebi neymiş? Buyurun. Ama bir açıklamayın. Bizi çok korkuttu doktor bey. İyi değil mi artık? Şimdilik iyi. Ama... Bir şey mi oldu? Nasıl?
Erol Bey sanki, nasıl söylesem, sanki kendini bırakmış gibi. Kötü bir şey mi yaşadı? Ailevi bir mesele doktor bey. Çok kötü günler geçiriyoruz. Anladım. Şimdilik iğne ve ilaçlarla idare edebiliriz. Ama duygusal iniş ve çıkışlar onun için iyi değil. Geçmiş olsun. Sabah tekrar uğrarım. Teşekkür ederiz. Rica ederim. İyi geceler. Tekrar teşekkürler. İyi geceler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.